Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem yayın konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Reis Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz de iyisinizdir umarım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu ekonomiyi konuşacağız da siz bir şey söylemek ister misiniz? Bu Ayasofya Cami imamının açıklamaları. Yok, ben hiç bu konuda bir şey söylemeyeyim. Peki. Alanımızla ilgili konuşalım diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Peki. Herkes alanında konuşsa çok daha her şey rahat olur, iyi olur diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Şimdi siz yıllardan beridir yani hem alanınızda yazılarınız, kitaplarınız, bir taraftan da artık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak bu işin bizzat içindesiniz. Yani pek çok terminoloji, pek çok literatüre ilişkin kelimeler kullanabilirsin ama biz sizi aynı zamanda böyle sadeleştirerek ekonomiyi de anlatan kıymetli bir isim olarak biliyoruz. Şimdi yani 4 ayda 3 tane isim mi değil, bütün bu siyasi mülahazaların dışında bize alanı ekonomi olmayan ama sizin anlatımınızda da anlayabileceğimiz şekilde soruyu direkt şöyle sormak isterim. 4 ayda 3 başkan niye değişti? Evet. Şimdi biliyorsunuz Sayın Reis Bey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından bir tanesi. Kurumsal yapısı çok köklü ve dolayısıyla yani kendine özgü bir yapısı olan bir kurum ve ekonominin adeta kalbi, böyle söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi Merkez Bankası başkanlarının değişmesi esasında bu köklü kurumun, kurumsal yapısının ve temel politika alanının ve temel politikasının değiştiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Süper. Dolayısıyla bir bunu bir kenara koyalım. Merkez Bankası başkanının bu kadar sık değişmesi, neden değişmesi? Esasında ekonomi dışı bir, belki de bir beyin jimnastiği olabilir, belki bir dedikodu da olabilir. Çok farklı buralarda yorumlar yapılabilir. Ama ekonomiyi bence ilgilendiren, günlük piyasalarda bu tür işte pazartesi bugün salıp hem borsa bugün artıyla kapandı biliyorsunuz. Hem de kurlar konusunda bir stabiliteye doğru gidiyoruz. Orada da bir sakinlik var şu saat itibariyle. Ve dolayısıyla bunlar bu kadar çok ekonomi konusunda tartışmaya yol açabilecek bence kararlar değil. Bu esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Sayın Cumhurbaşkanımız burada Merkez Bankası Başkanlığı konusunda belki de bu konuda işte banka deneyimi de olan ve bu yıllardır bankacılık deneyimini sürdürmüş, bu alanda hocalık da yapmış, bir ismi de tercih etmiş olabilir. Hı hı. Bunu bilemeyiz. Burada araya gerek bir şey sorsam. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi subjektiftir ve ona aittir. Aha. Yani ben ekonominin burada bu kadar volatiliteye yol açabilecek bir karar olduğunu zannetmiyorum. Merkez Bankası'nın kurumsal yapısını göz önüne aldığımızda. Tamam. Şunu sorsam peki. Tabii ki Merkez Bankası Başkanı değiştirilir. Her yerde olur bu. Yargıda reform, ekonomide reform, dış yatırımcı gelsin. Efendim işte işsizlikle mücadele ediyoruz, enflasyon tekrar. Bütün bunlar Merkez Bankası Başkanı'na bağlı değil şüphesiz. Hükümetin ve iradenin ortaya koyacağı politika ile ilgili bakanlar gelir gider. Efendim Merkez Bankası Başkanları gelir değil şüphesiz. Bunun peki bu şey yaratıyor mu dış piyasalarda? Ya ben Türkiye'de yatırım yapmayı planlıyorum. Ama işte yani Merkez Bankası Başkanı da değişiyor gibi yani öngördüğünüz, projeksiyon yaptığınız, evet Türkiye şu kadar zamanda bir dış yatırımcıyı alır, bu kadar yatırım yapılır. Ya yani burada bir kredibilite de Türkiye ile ilgili bir imajda sıkıntı oluyor mu? Başkan değişikliği. Yok, ben olacağını zannetmiyorum. Bakın esasında dünden beri olanlara baktığımız zaman ilk başta... Ne söylüyor mesela onlar bize? Bu değişim mesela cumartesi akşamı oldu biliyorsunuz. Biz burada ilk başta açılışta pazar akşamı Asya piyasalarında dolar TL'nin yükseldiğini gördük. Bunlar sırf piyasalardır. Ama daha sonra pazartesi günü özellikle Türkiye'de piyasanın açılması ve Londra'da döviz piyasasının açılması, FX piyasasının açılmasıyla birlikte kurun sakinleştiğini ve normale döndüğünü gördük. Burada borsada bir aşağı gidiş oldu. Onu da bugün itibariyle esasında atlattı. Bugün borsa artıyla kapandı. Ve dolayısıyla hemen şunu ilave etmek istiyorum. Bakın gözden kaçan bir şey var burada Reis Bey. Biliyorsunuz bundan 15-20 gün önce ABD 10 yıllıkları 1.65-1.70'lere kadar gitti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri. Bu neye bağlı olarak yukarı çıktı? Biden'ın
esasında bu COVID'e dönük paketi açıklayacağı ve ABD'de bir genişleme, bir mali genişleme olacağına bağlı olarak ABD 10 yıllıkları yukarı çıktı ve buna bağlı olarak bütün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hızla değer kaybettiler. Tabii Türk lirası da değer kaybetti. O zaman nereye çıktık? Yani 7.77'lere kadar çıktık biz. O zaman Naci Ağbal görevdeydi. Demek ki yaşadığımız dönem gereği de esasında gelişmekte ülke para birimleri ABD piyasasında olan bir gelişmeye bağlı olarak, çünkü dolar rezerv para biliyorsunuz euro ile birlikte ve dünyadaki gene gelişmelere bağlı olarak gelişmekte ülke para birimleri dolar karşısında aşağı ve yukarı gidebiliyorlar. Bunlar esasında yaşadığımız dönemin, bu pandemi döneminin de temel karakteristiği. Dolayısıyla bir şey daha, pazartesi şimdi mesela şu anda gene dolar 8 liranın altında, işte 7.70 ile 7.90 arasında geziniyor. Bu esasında bizim de beklediğimiz bir seviyeydi. Aha. Ve buralardaki dalgalanmanın ben normal olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki demin de söyledim, altına tekrar çiziyorum. Bakın Naci Ağbal görevdeyken dolar 7.77'yi gördü. 7.80'lere kadar dayandı. Hı-hı. O da neye bağlı olarak oldu? Tamamen Türkiye'den bağımsız dışarıda ABD para biriminin doların değerlenme, diğer ülke para birimlerine karşı değerlenmesine bağlı Merkez olarak. Bankası Başkanı'nın değişmesiyle ilgili bir şey değil diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Bir ikincisi, bir de... Burada tabii Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle ilgili bir takım spekülasyonlar da oldu. Mesela benim çok hayret ettiğim metinler gördüm ben. İngilizce yazılmış, Türkçe'ye tercüme edilmiş. İşte tabii bunlarla ilgili açıklamaları arkadaşlarımız yaptılar. Bütün gün boyu arkadaşlarımız yaptı. Hem Cumhurbaşkanlığı'nda arkadaşlarımız yaptı. Hem Sayın Bakan Lütfü Elvan yaptı. Bakanlık olarak açıklama yapıldı. Yani sermaye kontrollerinin geleceğinden tutun da işte Merkez Bankası'nın hemen toplantı yapıp faizleri indireceğine kadar bir takım spekülatif ve hiç doğru olmayan, aslı astarı olmayan iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları en üst düzeyden biliyorsunuz yalanlandı. Arkadaşlarımız açıklama yaptılar. Ben bunları tekrar etmeyeyim şimdi ama böyle şeylerin olmayacağını, esasında bakın Merkez Bankamız bizim dalgalı döviz kuru rejimi uyguluyor Beyzbe. Bu ne demektir? Merkez Bankası hiçbir zaman kur hedeflenmez. Merkez Bankası enflasyon hedefliyor. Bir enflasyon hedeflemesi yapıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın kur hedeflemediği bir ortamda ve dalgalı kur rejimini uyguladığımız, açık piyasa ekonomisinin olduğu bir ortamda TL'lik kambiyo rejiminin daraltılacağından ve burada bir takım kısıtlar getireceğinden bahsetmek, ekonomiyi hiç bilmemek, abesle iştigal etmek demektir. Yani bunun kötü niyetlidir bu. Yani dolayısıyla bu yorumlar ekonomik yorumlar değildir. Sadece yorumlar peki, değildir. Peki o zaman biz mesela, evet bu toplantıda ortaya çıkacak bir şeydir ama yeni yolculukta ya da yeni dönemde diyelim, bir dahaki toplantıda mesela faizlerin geri çekildiğini bekleyelim mi? Şimdi biliyorsunuz çünkü Sayın Başkan'la ilgili bu spekülasyon yapıldı. Faiz çok yükseltildiği için görevden alındı. Sayın Başkan açıklama yaptı Reis Bey. Merkez Bankası Başkanımız, yeni Merkez Bankası Başkanımız. Toplantı tarihlerinin, yani para politikası toplantı tarihlerinin ilan edilen tarihlerde her ay olacağını söyledi. Yani bir erken toplantı yok. Bunu bugün arkadaşlarımız da açıkladılar. Hı-hı. Bu birincisi. İkincisi, Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indireceği ve hangi oranda indireceği konusu da Merkez Bankası'nın izlediği para politikası çerçevesi ve Türkiye'deki makroekonomik gelişmelerle bağlantılıdır. Hı. Şimdi bugünden onu biz de bilemeyiz, kendileri de muhtemelen bilmiyorlardır. Ve dolayısıyla burada hem küresel piyasalarda olan gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler... Şartlara bakılacak buna göre. Enflasyon oranları verirler ve bunlara bağlı olarak Merkez Bankası karar verecek. Ama şunu hemen altını çizmek gerekiyor ki Merkez Bankası'nın önceden belirlediği bir enflasyon hedeflemesi var. Bu çok kurumsal olarak belirleniyor ve dolayısıyla para politikası çerçevesi var. Bu çerçevede ben devam edeceğini düşünüyorum. Hı-hı. Ve burada bu kurumsal yapının ve bu tespitlerin dışında bir yol haritasının, ikinci bir yol haritasının şimdilik olmadığını düşünüyorum. Aynı muhalefet pazartesi günü aynı zamanda bu politikayı şununla eleştirdi. Türk lirası bir günde %10 değer kaybetti dedi mesela. Bunu evet, anlamak adına söylüyorum. Bugün tekrar işte dolar geri aşağı inmeye başladı ya. Bu kaybolan, ya oradaki o kayıplar teknik olarak soruyorum, nasıl telafi ediliyor peki? Madem yani bu Asya piyasalarıyla ilgiliydi, işte inişler, kalkışlar, dalgalanmalar. Anladım sorunuzu. Şöyle açıklayabiliriz. Bakın biraz önce söyledim. Biz dalgalı kur rejimi uyguluyoruz. Sabit kur rejimi uygulamıyoruz. Eskiden biliyorsunuz, siz de hatırlarsınız. Yani
hükümetler iç fiyatlarla dış fiyatlar dengesizliği olduğu zaman ve ülkenin ihracatı, dışarıya mal satımı, içerideki fiyatların çok yükselmesine bağlı olarak, parasının değerinin de değerli olmasına bağlı olarak güçleştiği zaman, yani iç fiyatlarla dış fiyatlar dengesizliği olduğu zaman ne olurdu? IMF'e bağlıydık o zaman. Şimdi Allah'a şükür öyle bir şeyimiz yok. Tayyip Erdoğan döneminde bu ortadan kalktı biliyorsunuz. Ne olurdu? Ya IMF derdi ki devalüasyon yapacaksın ki ödemeler dengen bir yere gelsin ve bunu düzelt diye söylerdi ve %30, %40 devalüasyonlar yapardı ülke. Bir gecede fakirleşirdik. Dolayısıyla şimdi böyle bir şey yok. Dalgalı kur rejimi uyguluyoruz. Kur Merkez Bankası'ndan da bağımsız olarak piyasa şartlarında içerideki fiyatlamalara bağlı olarak, dışarıdaki fiyatlamalara bağlı olarak ve küresel dengelere bağlı olarak piyasa şartlarında kur belirleniyor. Ve bugün kur ne olur? İşte %2-3 geriye gider. Yarın bu hızlı bir şekilde değerlenebilir. Ya da bir takım gelişmelere bağlı olarak sabit de kalabilir. Dolayısıyla burada kur üzerinden, kur geriye gitti, %15 değer kaybetti, devalüe oldu diye bir durum yok. Peki. Nasıl geriye gidiyorsa kendisini öyle alabilir. Bir ülkenin döviz kuru neye göre belirlenir? Sermaye girişlerine göre. Sizin dış ticarette ihracatınız artar, turizm geliriniz artar, ülkedeki döviz bollaşır, kurunuz değerlenir. Bunu iki tane temel rezerv parayı ve ismi emtia olarak düşüneceksiniz. Yani bir iktisadi olarak oradaki döviz girişi olursa o dövizin ne yapar? Değeri düşer, sizin paranızın değeri artar. Temel böyledir. Böyle işler bu. Başka bir... Dalgalı kur rejimi uyguladığımız için, serbest piyasada kaldığımız için kur şuraya gitti, buraya gitti üzerinden bir ekonomi yorumu yapılması son derece yanlıştır. Peki. Kur tahmini yapılması da yanlıştır. Peki. Asgari ücretle geçinen, her gün pazara çıkan, çocuk okutan, belki birkaç yüz doları bir kenara koymuş ya da hiç koymamış ama döviz yükseldiği zaman panikleyen, çünkü acaba bir şeye zam mı gelecek, benim maaşım yetecek mi yetmeyecek mi endişesi taşıyan kitle adına soruyorum. Şunu diyebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı ekonomiden sorumlu baş danışman olarak. Arkadaşlar panik yok. Uzun vadede de, gelecekte de, işte bir vadede bizden bağımsız şeyleri şüphesi bunun dışında tutuyorum. Rahat olun, işler yolunda diyor musunuz? Merkez Bankası Başkanı değişir, yarın bir gün kabine olur, bakan kesinlikle değişir. Kesinlikle böyledir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız bundan iki hafta önce reform programımızı açıkladı. Burada üretim, ihracat, yatırım ve istihdam dört tane temel direğe bağlı olarak bir yeni reform programı. Bunu ayrıca takvimlendirdik. Bunun takvimi de açıklanacak çok yakında. Ve dolayısıyla bu reform programına bağlı olarak hem Merkez Bankamız hem diğer ekonomiyle ilgili kurumlarımız yeni dönemin üretime dayalı istihdam oluşturan ihracat, biliyorsunuz pandemiye rağmen Türkiye ihracatı 170 milyar dolar. Bu çok önemli ve devam edecek. Burada hiçbir beis yok. Ben Beyiz Bey, bir de izninizle bir örnek vermek istiyorum. Mesela Türkiye ekonomisini anlatan somut bir örnek vermek istiyorum. Mesela Vakıfbank Türkiye'nin en büyük, şu anda aktif büyüklüğü açısından ikinci büyük bankası. Biz bütün bunlar konuşulurken Vakıfbank ne yaptı biliyor musunuz? Tam 1.7 milyar dolar, 1 milyar 750 milyon dolar bir sekürizasyon kredisini, bir tanesi Amerika'dan, 3 tanesi kıta Avrupa'sından, 2 tanesi İngiltere'den olmak üzere bir tane de Asya'dan 7 muhabir bankayla anlaşarak Türkiye'ye getirdi. Yani 1 milyar 750 milyon lira. Bu çok güçlü bir iştir. Peki bunu nasıl yaptı? Bu şudur. Neyi sekürize ettik biz? Burada bankanın ihracatçı müşterilerinden gelen nakit akımlarını sekürize ettik. Yani bu ne demektir? Türkiye'nin ihracatına güvenen Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan büyük bankalar Vakıfbank'a 2 milyara yakın sekürizasyon kredisi açtı ve bu para Türkiye'ye geldi. Yani Türkiye ihracattan bu parayı nasıl olsa kazanır güvencesiyle. Tabii nasıl olsa kazanır. Ve dolayısıyla bizim ihracattan gelen nakit akımlarımızı biz sekürize ettik. Bu esasında Türkiye'ye gelen, şimdiye kadar gelen bu yöntemde en büyük sekürizasyon kredisidir. Türkiye'ye güven sürüyor. Ya diyorsunuz ki Türkiye'de işler bu kadar yolunda olmasa Asya'dan Avrupa'sına niye insanlar bize kredi veriyor? Tabii. Bu hepsi atladılar. Ve biz bunu çok uygun maliyetlerle finanse ettik. Bir kamu bankası finanse etti ve bu büyük başarıdır. Şimdi bütün bu spekülasyonları yalanlayan esasında bu geçen gün yapılan, Vakıfbank'ın geçen gün yaptığı işlemdir. Ve Türkiye'nin bir dış borç sorunu yoktur, Türkiye'nin bir ödemeler dengesi sorunu yoktur, Türkiye'nin bir
ibadesi geldiğinde ödeyemeyeceği, özel sektör dahil olarak bunu söylüyorum, bir borç yoktur. Bütün bu esasında spekülatif ve belki de yalan, kara para bakanlığı. Türkiye o anlamda uluslararası piyasada sicili temiz bir müşteridir yani. Evet, ekonomi okunamaz. Ve dolayısıyla gerçekten bu ayrıntıları da peki, bizim anlatmamız, destekler sayesinde anlatmamız çok önemli. Tabii ki. Bu anlamda bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de yani daha anlaşılır şekilde sadeleştirerek anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Şimdi muhalefeti sık sık yine bu politikalara yüklendi. Bu 130 milyar meselesi nedir? Ne olmuştur bu paraya? Bir, iki, bir de dün, özür dilerim, evet pazartesi günü bir 450 milyon dolarlık bir alıştan ya da bir satıştan bahsedilir. Bu konu nedir? Bu konuda bilginiz var mı? Önce şimdi, şu hazinedeki 128 milyar dolar meselesi. Nedir bu? Şimdi bakın Beyiz Bey, bu ezel tartışması esasında gereğinden fazla spiküle ediliyor ve siyasallaştırılıyor. Esasında bu çok teknik bir mesele ve bu kadar siyasallaştırılması da sanıyorum Türkiye'ye özgü bir şey. Ben parti grup toplantılarında muhalefet liderlerinin dilinde pelesenk olmuş ve artık işin teknik tarafı da kaymış bir mesele bu. Evet. Bu 128 milyar dolardan bahsediyor. Bize şimdi, sadeleştirerek anlatabilir misiniz? Nedir evet, bu mesele? Bakın merkez bankalarının döviz rezervleri esasında brüt döviz rezervi üzerinden konuşuyoruz. Banka sisteminin kendilerine bıraktıkları zorunlu karşılıklar ve Merkez Bankası'nın kimi zamanlarda piyasadan edindiği, piyasadan topladığı dövizler ve bunların toplamından oluşuyor. Ve bu ödemeler dengesi bilançosu içerisinde, bu ülkenin ödemeler dengesi bilançosu içerisinde bu pasif tarafı anlatır. Hı hı. Ve dolayısıyla hiçbir Merkez Bankası net rezervler üzerinden hesap kitap yapmaz. Ve hiçbir Merkez Bankası'nın net rezerv konusunda bir hesabı yoktur. Yani bir ülkenin dış borcu Merkez Bankası'nın net rezervleri üzerinden ödenir ya da ödenmez diye bir iktisadi yorum biz yapamayız. Peki. Dolayısıyla Merkez Bankaları kimi zamanlarda bu brüt rezervleri üzerinden piyasaya müdahale ederler. Ve piyasadaki oynaklığı, kısa volatilite oynaklıklarını, volatileri ortadan kaldırmak üzere rezervleri kullanabilirler. Ve daha sonra bu yine kendi piyasa mekanizmaları içerisinde yerine konur. Yani 128 milyarın var olması gibi bir şey söz konusu değil. Merkez Bankası bunu piyasaya verir. Daha sonra 128 milyar dolar zamanı, gerekirse satar, zamanı geri alır. Gelince, öyle mi? Zamanı gelince bunu geri alır. Dolayısıyla bu esasında yani belki ağır olacak, cahilce demeyeyim ama çok kötü niyetli bir kara propaganda. Peki şu doğru mu? 128 milyar dolar gerçekten satıldı, geri alındı mı? 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını gerçekten ben bilmiyorum ve bu hesaba da ulaşamıyorum açıkçası ama Merkez Bankamız pandemi döneminde piyasadaki oynaklığa müdahale etmek için çeşitli müdahaleler, açık piyasa işlemleri doğrultusunda yapmıştır. Ve dolayısıyla bunu farklı yöntemlerle yaptığı gibi doğrudan dolaylı olarak da yapmış olabilir. Ve Merkez Bankası rezervlerinin bu şekilde tartışılmasının da ya yanlış olduğunu düşünüyorum. Olağan bir işlemdir. Merkez Bankası yapar böyle şeyler. Tabii. Bu bütün şeylerde olur. Mesela 1900 sanıyorum 97-98 yıllarında Rus Merkez Bankası 500 milyar dolar rubleyi değerini korumak için sattı ve dolayısıyla daha sonra tabii bunu yapamadı. Bir de şöyle bir şey var. Açık piyasa ekonomisinde ve dalgalı döviz kuru eğer siz uyguluyorsanız paranızın değerini ne kadar döviz kurunu belirlemek için döviz satarsanız ya da döviz alırsanız paranızın değerini belirleyemezsiniz. Yani açık piyasa işlemleri, açık piyasada dalgalı kur rejimlerinde merkez bankaları ellerinde ne kadar döviz olursa olsun, ne kadar yüklü müdahale ederlerse etsinler, o nihai olarak kuru belirleyemezler. Rus Merkez Bankası bunu yaptı. Mesela orada da başarısız oldu. Biz Merkez Bankası kur hedeflemesi yapmıyor. Kur hedeflemesi için, kuru tutabilmek için Merkez Bankamız döviz satmış değildir. Sığ piyasalardaki oynaklıkları gidermek doğrultusunda Merkez Bankası bir takım müdahaleler yapmıştır. Bu rezervlerin eridiği anlamına gelmez. Hı hı. Merkez Bankamızın rezervlerini brüt olarak okumak lazım. O da şu anda yerinde duruyor. Merkez Bankası rezervlerinin var olması diye bir şey söz konusu değil. Peki. Yarın AK Parti'nin malum kongresi var. Büyük kongresi. Bu kongrelerde yapılan açıklamalarda bir nevi kelime gelmedi aklıma. Manifestodur. Yeni dönemi
belirler. İşte 2023'e kadar AK Parti'nin ne yapacağı, ne edeceği. Yarın bu alanla ilgili o manifestoda neler bekleyelim? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben yarın ekonomiyle de ilgili reform programı çerçevesinde kendisinin reform programının başlangıcında ifade ettiği, benim de biraz önce söylediğim üretim, yatırım, ihracat ve istihdam dört ayağı üzerinde ekonomiyi inşa etme doğrultusunda çok güçlü mesajlar vereceğini yarın düşünüyorum. Tabii ki siyasette verecek güçlü mesajlar ve Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi manifesto ekonomide de olacaktır. Bunu merakla takip edeceğiz yarın. Anladım. Siz biliyorsunuz, söylemiyorsunuz. Yarın izleyin diyorsunuz. Peki. Yarın Cumhurbaşkanımızdan izleyelim. Ben çok güçlü mesajlar olacağını ve Türkiye'de hem siyaseten hem de ekonomik olarak yeni bir dönemin yarın itibariyle başlayacağını düşünüyorum. Şunu atlamamak adına, yine muhalefetten bu pazartesi akşamı bir 450 milyon dolar kim aldı, kim sattı, bu tartışmadan haberiniz var mı? Var mı? Yok, böyle bir hayır. Şey? Ben bunlara çok itibar etmiyorum. Çünkü çok yani bilimsel iktisadi tartışmalar değil, ama şunu biliyorum. Özellikle pazartesinden itibaren yaklaşık 5-6 milyar dolar civarında bir satışın, döviz satışının hem kurumsal tarafta hem bireysel tarafta olduğunu biliyorum. Yani döviz tevdiat hesaplarında bu anlamda bir çözülme de görüyoruz. Dolayısıyla orada dolarizasyon konusunda da önümüzdeki günlerde çok sıkıntımız olacağını ben düşünmüyorum Beyiz Bey. Burada da Türk lirasına güvenin hızla inşa edilmekte olduğunu ve inşa edileceğini düşünüyorum. Peki, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkürler Cemil Ertem. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi son 4 ayda 3 Merkez Bankası Başkanı neye değişti, ne olur, ne biter, dövizdeki dalgalanma. Ekonomi gazetecisi değiliz, ekonomi uzmanı da değiliz. Ama az önce Cemil Ertem'e de sordu. Mesela cebinizde 100 dolarınız da varsa ya da hiç yoksa da dolar çıktı denize, böyle bir psikolojik şeydir bu. Sadece psikolojik değil, işte aldığınız yiyecek, içecek pek çoğu ithal olduğu için onlara da gelen zamlar, hele pandemi döneminde bunları çokça konuştuk. Ama yine de böyle psikolojik bir şey vardı. Dolar çıkmış, ne bileyim altın inmiş filan. Bu ne olur ne biter konusunda, yani Türk ne olur ne biter konusunu kendisine sormaya çalıştım. Merkez Bankası Başkanı olur böyle şeyler diyor. Önemli olan mevcut iktidarın, mevcut yönetimin ne istediği, ne hedeflediğidir. Bu dövizdeki dalgalanmayı da çok böyle buna bağlamamak lazım. İşte Asya'daki hareketliliktir diyor. Anladığım kadarını anlatıyorum. Asgari ücretle geçinen vatandaş adına soruyorum. Rahat yani, mevcut durumda pek çoğu, hepimizin pek çok sıkıntıları var. Bir projeksiyon yaparsanız rahat olalım mı diye soruyorum. Rahat olalım, rahat olun diyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı da yarın AK Parti'nin büyük kongresinde önemli mesajlar vereceğini söyledi, ama oradaki gülümsemesinden biliyorum, ama söylemem, yarın izleyin konusunu aldık. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'e çok teşekkürler bir kez daha.